haberlerle başlayayım. Ya aslında şöyle bir bant istiyorum gerçekten insanların çocuklarıyla ilgili kötü bir olay yaşadıklarında yüz halleri, sonra iyi bir olay yaşadıklarındaki yüz halleri. Nasıl bir bu bir duygu değişimi? Evet. Hani böyle bir aura deniyor ya böyle insanın etrafına yaydığı o elektrik. Şimdi görüyorsunuz efendim dün buraya gözü yaşlı Mahmut Bey'le kızı Zehra gelmişlerdi. Kızlarını aramak için iki kuzen kayıptı. 19 yaşındaki iki kız bulundu efendim. Şimdi bir de yüz hallerine bakın, baba gülüyor. Kızlar da burada. Hadi bir alalım onları, kaçakları. Kaçak kuzenler. Birazcık bize yer açar mısınız? Evet, kaçak kuzenler geldi. Biraz yanlış. Hoş geldin. Menzure. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, siz? Hoş geldin Bahar. Gelin bu, neredesiniz kız siz? He? Hoş geldiniz. E kaç gündür aileniz sizi arıyor, gözü yaşlı burada. Şimdi hangisi senin kız kardeşin? Menzure kız kardeşin, Bahar da kuzeni. Siz kim kimi tetikledi kaçalım diye? Ben. Sen. E nereye kaçalım diye düşündünüz yani? Hayır, ben şimdi kaçacak olsam kaçacak yerim de yok da belki Zero'ya falan giderim, ne bileyim. Hayır. Beni Zero'da arayın. Yani şu Zero Kevriye Sevcan üçgeninde. Tamam, Kevriye bana gel diyor, tamam. Nereye yani, korkmadınız mı yani gidiyorsunuz evden? Ha? Konuş, bir sesin çıksın. Korkmadık. Korkmadınız. Paranız var mıydı? Vardı. Kaç liranız vardı? 1,5. 1500 lira paranız evet. Vardı. Ha. Ne kadar idare edecek diye siz düşündünüz mü? Bir hafta. Ha? Sonra? Sonra. Bakıyorum ayakkabılarınız falan da çok havalı ha. Evet. Vay. Şey gibi. Pop starların ayakkabıları gibi. Dedim bakın, ya iki sevgili görmedim gibiler. İki sevgili gibiler hep aynı giyinirler dedim ya. E siz bir de aynı mı giyinirsiniz falan böyle? Evet. Ama baban çok üzüldü Menzure. Baban diyor ki ben onlara diyor hiç diyor engellemedim ki, hiç karışmadım ki hayatlarına. Benim kızım niye kaçtı diye dün adam ağladı. Evet, hiç engellenmez o bize. Yani rahatım ya ailem konusunda. Ama işte kuzenimi tek bırakmak istemedim ben. Ne bileyim. Sen niye kaçtın kuzum? Eve geç gitmeyelim diye kaçtık. Ha, siz eve geç kaldınız. Evet. Eve geç kalınca da gitmeye korktunuz. Aynen. Sonra? Sonra hiç kaçtık. Sonra baktınız sizi arıyorlar, dönelim mi dediniz? Yok. Annemizin ağladığını görünce döndük. Ağlamamasını mı bekliyordunuz? Ben de ona şaşırdım. Hani nasıl bir tepki vermesini bekliyordunuz? Yani hani ağladığını görünce döndünüz. Tamam. Çok da doğru bir şey yaptınız dönmekle. Ama kızları gidince annelerin, babaların nasıl bir tepki verecekler? Yani yaptık bir hata sonuçta. Evet. Yani hoş önemli geldiniz. Olan dönmemiz yani bence. Hoş geldiniz. Anladım. Peki tavsiye ediyor musunuz yaşıtlarınıza kaçmalarını? Hayır. Hayır, kesinlikle. He? Peki bir şey sorabilir miyim müsaadenizle? Şimdi hadi gittiniz birkaç gün dışarıda kaldınız falan. şimdi soru şu. Bunun hata olduğu başından itibaren belli değil miydi? Evet. Efendim? Evet, belliydi yani. Değil mi? Mesela Menzure dedi ki ben kardeşimi yalnız bırakmayayım diye gittim. Orası doğru. Ama bir daha doğru var. O da şu. Allah aşkına Bahar, gidilir mi bu yaşta? Biz başımıza dünya iş gelebilir. Şu olabilir, bu olabilir diye. Uyarmak da vardı. O anlık kafayla oldu işte. Yani eve geç kalmak istemediğiniz için ben bunu çok görüyorum. Her yaş grubunda. Ama tabii sizin yaş grubunuzda artık olmaması lazım.
Eve geç kalıyorlar, eve istenilen saatte gelmiyorlar. Eve gelince babam, annem kızacak deyip evlerine geri dönmüyorlar. Ama işte o da çok yanlış bir karar. Belki orada kızılacak tamam ama daha sonrası tabii daha kötü şeyler olabiliyor. Neyse Menzure ile Bahar kendilerini kurtarmışlar. İkisi de böyle popstar gibi giyinip gelmişler. Tam da böyle Bahar Bahar dedik. Böyle ışıl ışıl gelmişsiniz yani. Ne diyorsun Mahmut Bey? Hadi gözün aydın. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Nerede Mahmut Bey'in sesi? Yani ben şu anda... Yani şu anda gerçekten... Kızlara ne diyeceğimi bilmiyorum yani. Yok mutluluğun gözlerinden okunuyor değil mi? Allah'a evet, şükür. Evet yani... Şu an onlara zaten ben dün de burada söyledim. Onların cahalığına bakışıyoruz. Hiçbir zamanda kızım diyorum ki geç kaldığında da olabilir. Bir yere takıldınız. Saate fark etmediniz. Geç ya, kaldınız. Geç kaldınız. Ya çıkın eve gelin. Kimse size ben hiçbir gün kızım yeter ki kapı arkasına girin. Ben bir gün demedim ki gelmiş geç gelmiş. Bu saatte niye kaldım bağırdım çağırdım olmadı. Yani yeter ki gelin yok. Da olabilir bir arkadaşla kalmışsınız, geç kalmışsınız, bir yerde haber olmamış, haberin saatte olmamış, şey olmamış. Yani olabilir bunlar. Yeter ki eve gelin yani niye gidiyorsun başkasına yok, bizi dövecekler, okutacaklar, bilmem şöyle olacak da gidip sağ solda yani bir ton yalan bulunarak, gelip bize söylenerek, bizim bize şaşırtarak yani bunları hiç yapmayın kızım, ben bunu istiyorum. Herkese... Ya, görüştüğünüzde insanlar varmış, onlar sizden yaşta çok büyük. Hayır, görüşmedik. Ha? Onlarla gitmedik. Onlarla gitmediniz ama siz niye görüşüyorsunuz koca koca adamlarla? Ya abi dediğimiz biri zaten. Sadece Ziya abiyle görüşüyorduk biz. Onlar diğeriyle değil. Ya iyi de Ziya abin baban sonra bakmış kaç tane abi değinen kızla görüşüyor. Bir sürü ya. 14 yaşındaki bir kızla bile Şile'ye gitmiş. 14 yaşındaki bir kızla sen Şile'de ne işin ya, var ya? Yani ne kadar sizin ne işiniz var çocuklar? Bir de zaten biz saat geç olduğu için eve gitmek istemedi bu. Hani biz de onu ikna etmeye çalıştık. Hani gidelim falan. Ben biliyordum arkadaşım hani falan. Onlar gitmişler. Söyledi bana hani. O da önceden de zaten konuşmuştuk bir şeyler. Ha. Hayır kaçmak gibi bir şey değil. Anladın mı? Bahar'ı da Muhasen alıp sizin eve getirseydi. Hayır ben zaten söyledim ona hani benim babam bir şey demez. Vallahi gel sadece fırça ha. Atar biraz belki ama bir şey yapmazlar. Ha. Dedi yok vallahi oraya gelirler falan benim babam falan. Evet. Bahar sen mi ailende daha şey yapıyorsun? Sen mi ailenden daha çok çekiniyorsun? Biraz sıkıntılı. He? Evet. Biraz sıkıntılı. E madem biraz sıkıntılı nasıl o zaman gece geç kalabiliyorsun sıkıntılı ailende? Bak şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Ben anlamıyorum buraya gelen çocukları da gençleri de. Sıkıntılı diyorsunuz ama gece de geç kalabiliyorsunuz. Sıkıntılı ailede gece geç katılmaz. Kaç diyorsan o saatte gelirsin korkudan yani. Yani sıkıntılı ailede geç kalınır mı? Sen de bir özür dile babandan, sen de Bahar ailenden dile. Tamam. Yani bu da örnek olsun. Bak şimdi geldi yaz. Ben diyorum zaten. Şimdi biraz havalar ısınmaya başlanınca bu evden kaçmalar çoğalıyor. Pişman olduğunuzu söyleyin, bir özür dileyin de adamların da içi rahat etsin. Kaçmalar çoğalıyor ama kaçmalar... Söyledim zaten ben geldiğim gibi falan. Yani... Çok pişman oldum gerçekten. Hani böyle olacağını bilmiyorduk biz. Gece geldiğini bilmiyordum bir kalktım. Ya ama bir ağrıya kadar değil yani. Abla diye bana sarılıyor. Öyle çok kötü oldu. Yani şu anda sizin aileniz biraz size böyle yumuşak davranıyorsa... Sanki böyle bir mükafat olarak iyi bir iş yapıyorsunuz da... Size böyle davranıyor diye kabul etmeyin. Yaptığınız yaşınıza, başınıza yakışmayan bir olaydır. Bunu bilin yani. Bir genç kız olarak... Herkesin yeri evinin, annesinin, babasının yanıdır. 30 yaşında olsun, 40 yaşında olsun, 20 yaşında olsun. Kalkıp da bir genç kız evini terk edemez. Evinden başka yere kaçamaz. Burada da böyle gülerek sizi karşılıyorlarsa... Yani eve geldiniz, bir daha yapmayın diye baban üzerine gitmek istemiyor. Ama siz bu şekilde bir şey hak etmediniz yani bunu bilin. Diğer bütün genç kızlara da kötü örnek teşkil ediyorsunuz. Ancak eve dönmüş olmayla... Elinizi belki de başka bir şeylerden kurtarmış olmayla ancak bir iyi tarafınız olabilir. Yoksa yaptığınız hareketin tutar tarafı yok. Yani Allah'tan başlarına bir şey gelmemiş. Arkadaşlarında kalmışlar. Aile de onun yani. Mutluluğunu yaşıyor. Ama... Yani burada takdir edilecek bir durumunuz yok. Yaptığınız şey yaşınıza, başınıza, bir aile kızına yakışmayan bir durum. Bütün kızlara da örnek olsun. Öyle kalkıp geç kaldım, annem kızar, babam kızar. Yok...
30 yaşındakine gitmedin, 37 yaşlı değil de 28 yaşlı. Yaşla başla ilgisi yok. Kalkıp eğer bir flörtünüz varsa, bir erkek arkadaşınız varsa gider belli bir saatte, günün belli saatlerinde oturur, çayınızı içeceksiniz, kahvenizi mi içeceksiniz, sohbet mi edeceksiniz? Ama belli bir saatten sonra da annenin babanın gözü yolda kalmayacak, evinizin yolunu tutacaksınız. Başka türlü öyle, benim canım istedi, 3 gün kaçtım gittim bir tarafa, 4. günde geldim eve. O baba da sana, burası Dingo'nun aharı değil, nedir, neredeydin bugüne kadar dese, ne cevap vereceksiniz? Verdikleri cevap yani. Ben bu şekilde şimdiye kadar konuşmamak için tuttum kendimi, sıktım sıktım ama artık patladım yani. Genç kızlara da biraz örnek olsun. Öyle keyfim istedi, gittim 3 gün bir yerde kaldım diyen bir genç kız böyle bir harekette bulunamaz. Ana babasının yüzünü gözünü kalkıp da başını aşağı indiremez. Her şeyden evvel ailenin onurunu düşünün. O zaman şimdi kızlara ceza olarak reklam arasında yaklaşık 14 dakika sizi Rahmi Bey'le bir odaya kapatma cezası veriyorum. Ondan sonra cezaları da bu olsun. Yani. Bir daha da herhalde yapmayacağınızı düşünüyorum değil mi? Yapmayacağız. Yani kızım bir de ben size bir şey söyleyeyim mi? Kızım bak yani gerçekten hayatlarınızdan endişe ediyoruz. Tamam şimdi sağ salim bulundunuz, seviyoruz. Ama çok seviniyoruz, mutlu olduk falan ama hayatlarınızdan da endişe ediyoruz. Bak şimdi burada kaç tane aile var gözü yaşlı.